Abi çok acayip birisi geliyor. Bir çevirirsen Roberto'ya çok sevinirim. Dünya serbest dalış şampiyonu. Bu suyun altına serbest dalış. Yani tüple değil. Serbest dalış ve 61 metre ile dünya rekoru kırdı. Ama kırma hikayesi enteresan. Biraz onu konuşacağız. Beden eğitimi öğretmeni 71 metre. 71 metreymiş. 61 mi dedim ben? 71 içeride 71'e çıkartmış. Geldiğinde 61'di. Demek o sırada bir 10 metre daha aradan çıkartıverdi. Yıllarca ilgilenilmedi kendisiyle. Gazetede bir haber çıktı onunla ilgili. Yapılmış gazetede bir haber. Kredi çekmiş bir yerden. Yani artık bir şey yapmak için kredi çekip borca girmiş. Bu haberin üzerine birçok sponsoru oldu. Ve bu sponsorlardan sonra da serbest dünya dalış şampiyonu oldu. Alkışlarla bir anne geliyor. Derya Can geliyor. Alkışlar. Derya hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Anne dedim değil mi? Doğru. Evet. Kaç çocuk var? Bir tane. Bir tane. Yaş kaç? 3 yaşında oğlum var. Onun yaşı 3, senin yaş kaç? Söylemesen. 34. Söyle. 34 yaşındasın. Evet. Maşallah. 34 yaşında iyi bir ciğer var sende yani. Evet. 71 metreye dalıyorsun. Kaç dakika nefesini tutabiliyorsun? 6,5 dakika tutabiliyorum. Altı buçuk dakika nefesini tutuyor. Bu kadar süre nefes tutup yapılacak başka bir işi olmadığı için de dalayım dedim bari hazır. Ya arada nefes tutmuşken dalayım dedim. Dalayım dedim. Ne zaman başladın nefesini tutmaya? Dalmaya değil ama yani. 11 senedir serbest dalış yapıyorum. Evet. 10 senedir milli takım sporcusuyum. Çok uzun zamandır planladığım serbest dalış dünya rekorunu bu sene kırma fırsatı buldum. Bahsettiğiniz gibi önce bir kredi çektim. Çünkü sponsorum yoktu. Kafaya koymuştum kıracağım diye. Bayağı borca harca girip evet. Ben bu rekoru kıracağım diye krediyi Hı-hı. çektin yani. Evet. Evet. Daha sonra bir gazetede haberim çıktı. Bu haberden sonra birçok sponsor destek oldu ve iki tane dünya rekoru geldi. İki ayrı dalda. Bir tanesi ip destekli değişken ağırlık. Bir tanesi de sabit ağırlık. İple, ipe tutulup iniyorsun. Evet. Yanında dalgıçlar var belli metrelerde. Güvenlik dalgıçları var. Bir izleyelim mi görüntüyü? Hı hı. Bu rekoru kırdığı görüntü. Bir izleyelim, onun üzerine konuşmak daha rahat olacak. Herkesin kafası daha da netleşir. Evet. Acayip bir şey. Yani bu VTR'nin uzunluğu ne kadar çocuklar?
1 dakika 45 saniye bu veterinin uzunluğu. Bu 6 dakika sürüyor. Yani normali 6 dakika. Biz 1.45 yaptık yani bunu. Yolda falan ne düşünüyorsun ya? Ya 6 dakika yani hani kolay değil yani. Arada nefes tutarak yürüyorum. Nefes tutarak? Yürüyorum. Ha yürüyorsun. Bayağı çoluk çocuk geliyor mu aklına her şeyi düşüne düşüne gidiyorsun yani. Ya tabii basit şeyler değil bizim yaptığımız bu dalışlar. Çok tehlikeli. Tehlikenin dışında konsantrasyon isteyen bir branş. Çok aşırı konsantre olmanız gerekiyor. Ayrıca güvenlik önlemleri çok üst düzeyde olması gerekiyor. Güvenlik dalgıçlarım vardı gördüğünüz gibi. Onlar da burada şu an. Öyle mi? Evet. Sizler de hoş geldiniz. Fahrettin çekelim arkadaşları da orada. Bu tarafa daldın gittin yine Fahrettin. Vallahi helal olsun ya. Fahrettin ne yapalım biliyor musun? Sen bırak kamerayı yanıma bir sandalye çek. Vallahi küçük taburu al. Arada tavla atarız burada oynarız. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Yani nefes tutarak yaptığımız için son 10 metrede bayılma riskimiz var. Serbest dalıcı güvenlik ekibimiz de herhangi bir tehlike anında kurtarıyor. Çok büyük bir organizasyondu. Çok çalıştık, başardık. Çok mutluyum. Bir tanesi branşların 61 metreydi. Ben onu 71 metreye çıkarttım. Şahika var. Şahika Ercüment evet, var. Onun rekoruydu. Yasemin Dalkılıç var. Evet. Ama Şahika benim bildiğim Van Gölü'nde daldı. Sen denize daldın. Göl aslında o da Karadeniz'den daha tuzlu bir su özelliği var. O da tuzlu sayılıyor. Tatlı su rekoru değil. Evet. Yani onun kırdığı 61 metreyi ben 71 metreye çıkarttım. Evet. 10 metre. Normalde 1 metre arttırılır. Neden hep kadınlar dalıyor? Bizim erkeklerde hiç dalan yok mu yani? Böyle bütün rekortmenler var. Var. Devrimci Cenk Ulusoy var. O da dünya rekortmeni. Başarılı bir sporcu. Zor da işiniz var. 71 metre dalıyorsun. Bir tane seyirci yok aşağıda. Evet. Ya bütün spor dallarında tribün var. Herkes bu yalnız gidiyor, çıkıyor falan. Kimse etrafta yine kendi arkadaşların değil mi? Yani hani insan yola biraz seyirci meyirci falan diye böyle. Ya ister yani. Gönül ister. Bir dünya şampiyonusun. Yani söylemende sıkıntı dünya yok. Dünya rekortmeni diyelim. Dünya rekortmeni pardon. Daha doğru. Arnika ana sponsorumdu. Daha sonra Kuzey Biga Madencilik. Bengiz Özdereli çekti görüntülerimi. Ve Çanakkale Seramik. Çok teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı olurdu ama çok zor olurdu. Olsun. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Ve rekorum ben zaten Cumhuriyetimizin 90. yılına armağan ettim. Harikasın. Evet ona ithafendi. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Tebrik ediyoruz tekrar. Güzel. Buradan senin vasıtanla sevgili Şahika'ya, sevgili Yasemin'e de teşekkür ederim. Onlar da güzel rekorlar kırıyor, kırmaya devam edecekler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,